Merhabalar, ben İstanbul Obezite Akademisi diyetisyeni Merve. Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte oruç tutabilir miyim? Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyim? Tarzında sorular sıklıkla gelmekte sizlerde. Ben de bu videoda birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bizim için önemli olan sınırlı mide kapasitesini en verimli şekilde kullanmak. Bu noktada beslenme düzeninin iyi olması gerekiyor. Öncelikle minimum 1,5-2 litre kadar sıvı tüketimi öneriyoruz. Bu sıvıların içerisinde su, gazı kaçmış maden suyu veya kafeinsiz bitki çayları olabilir. Ama kahve ya da kafeinli bitki çayları tükettiğiniz zaman yanında bir bardak daha su tüketmelisiniz. Diğer bir nokta ise protein tüketimi. Özellikle sahurda suyla ya da çorbayla geçiştirmek yerine yumurta ya da peynir gibi protein içeren bir gıda grubu tüketmenizi öneriyoruz. İftarda ise ana yemeğinizde mutlaka et, tavuk, balık gibi hayvansal bir protein kaynağı veya bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagillerin tüketimini öneriyoruz. Eğer sebze yemeği yiyecekseniz yanında ya bir yoğurt yemenizi ya da sebze yemeğinizi kıyma, tavuk veya etle zenginleştirmenizi öneriyoruz. İftarla sahur arasında mutlaka bir veya iki tane ara öğün yapmanızı öneriyoruz. Bu ara öğünleriniz de dilerseniz kuru meyve, kuru yemiş veya yoğurt tüketebilirsiniz. Veya haftada bir kere bir sütlü tatlı veya iki top sade veya meyveli dondurma tüketimi yapabilirsiniz. İftar ile sahur arasındaki süreçte mutlaka en az bir bardak proteinli süt içmenizi öneriyoruz. Bu süt sizin enerjinizi toparlamanıza yardımda bulunacaktır. Katı ve sıvı arasındaki ayrım bu dönemde yine oldukça önemli. İftarda özellikle bir bardak suyla orucunuzu açtıktan sonra birkaç kaşık çorba içip ardından 10 dakika sonra ana yemeğinizi yemenizi öneriyoruz. Ve yemeğiniz bittikten 20 dakika sonra sıvı tüketiminize devam edebilirsiniz. Bu dönemde yemeğinizi yine 15-20 dakika süresince yemenizi istiyoruz. Daha hızlı yerseniz tıkanma hissi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle özellikle et grubunu tüketirken bir küp şeker boyutunda eti ağzınıza alıp güzelce çiğneyerek belki 30 belki 45 kere ve lokmalarla arasında çatalınızı masaya bırakarak yemeğinizi sürdürebilirsiniz. Bu da hazmetmenize yardımcı olacaktır. Ramazan ayında aslında tüm herkesin yaşadığı en önemli problemlerden biri kabızlık sorunu. Sebebi ise yetersiz posa ve lif alımı ve sıvı alımının da yetersiz olması. Bunu çözmek adına sizler bol sıvı, kefir, probiyotik shot, şekersiz kuru meyve kompostoları içebilir ve mümkünse hafif tempolu yürüyüşlerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim.